İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Şimdi bu özgürlüklerin alanını daha da genişletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını açıklarken basın özgürlüğü alanının genişletileceğini söyledi. O sözlerinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın sözlerinin aksine ziyaretin ana gündem maddesi günden güne azalan basın özgürlüğüydü. Biz basın özgürlüğünden halkın doğruları haber alma, bilgi edinme hakkını anlıyoruz. Türkiye'de halk bilgilenemiyor, uzun yıllardır bilgilenemiyor. Genel Başkan medya rahat koşullarda çalışmalı. Bundan önce nasıl çalışıyorsa, hatta şöyle bir önerisi de var. Meslek örgütleri bir araya gelsin, bize bir rapor hazırlasın. Hiç değilse bu rapor yarın öbür gün meclis arşivinde de olur. Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda muhakeme şartı olan süreleri İfade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele alıyoruz. Basın özgürlüğü alanı genişletelim dediğime göre Sayın Cumhurbaşkanı, hapishanede olan gazetecilerin açık görüş saatleri biraz belki artırılacak herhalde. Basın özgürlüğü yeterli değil, biraz daha açalım mı demek istiyor, yoksa bugün elimizde bizim karşımıza çıkanları cezalandıracak kafi imkanlar yok, bunu biraz daha geliştirelim mi diyor. Türkiye dünyada en fazla gazeteci, tutuklu gazetecinin olduğu ülkelerden biri ise önce bunun sebeplerini bir araştırmak gerekir. İş eylemde hal ile gösterilir. Muhalefetten Erdoğan'ın basın özgürlüğü vaadini eleştiriler tutuklu gazeteciler üzerinden geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde de gündem farklı değildi. Sahada çalışan arkadaşlarımızla sorunları çözdük. Kılıçdaroğlu İstanbul'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, cemiyetin başkan yardımcıları Vahap Munyar, Doğan Şentürk ve Genel Sekreter Sibel Güneş'le gazetecilerin sorunlarını konuştu. Aşık konusunda bir mektup yazdım Sayın Koç'a. Bakalım bekliyoruz. Turgay Olcayto özellikle sahada çalışan gazetecilerin aşı sıralamasında öne alınmasını talep ettiklerini söyledi. Görüşmede basın kartı yasası ve 11 bin işsiz gazeteci de gündeme geldi. Karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı. Her zaman başımın üstünde yerimiz var.